Çözüm Stüdyomuzdan tekrar merhaba. Windows 10 kullanıcıları için gerçekleştirilen bu tutoriala hoş geldiniz. Bilgisayarlarımızı yeniden başlattığımızda veya kapattığımızda acaba gerçekten yeniden başlatıyor veya kapatıyor muyuz? Şuna bakalım. Görev yöneticisi içerisinde CPU'da çalışma zamanı göreceksiniz. Burada 2 saat 16 dakika yazmakta. Şimdi bilgisayarı normal yollardan yeniden başlatalım. Hatta önce kapatalım. Kapatılıyor. Şimdi tekrar açıyorum. Dikkat ederseniz CPU'da hala çalışma zamanının 2 saat 17 dakika olduğunu gösteriyor. Halbuki ben sistemi kapadığım zannediyorum. Veya yeniden başlattım zannediyorum. İşte bunun sebebi Windows'un yarı uykuya geçerek sistemi hızlı bir şekilde yeniden başlatıyor olması. Peki bunun çaresi nedir? Bunun için masa üstünüze bir kısa yol oluşturabilirsiniz. Shutdown exe parametreleri kullanarak bu sorun çözülebilir. Mesela Shutdown exe'nin karşısında -f-p komutunu kullanırsanız sisteminiz çok daha güvenli bir şekilde tamamen kapanır ve bu çalışma zamanı sıfırlanır. Çünkü hiperfil dosyasının C diski içerisinde yer aldığını hatırlarsınız. Bu dosya hiperfil dosyası sistemin hazırda bekletilmesi, RAM'deki verilerin kaydedilerek sistemin hızlı başlatılması için kullanılıyor. Burada görüyorsunuz hiperfil sistemin uyku moduna geçtiği zaman bellekteki bütün hazırda bekletilecek olan veriyi depolar. Burada uyku moduna aldığımızda bu dosya eğer bu kapalı ise pegfile kullanılabiliyor ama genelde hiperfil kullanılır. Bu özelliği tamamen kapamak isterseniz cmd'de şunu yazmaktasınız. Power Configuration, Hibernate, off yaptığınızda bu dosya buradan kalkıp silinir. Hızlı başlatma özelliği kapatılır. Ve sistemi de hazırda bekletemezsiniz ama sadece uykuya alabilirsiniz. Uykuya aldığınızda pegfile devreye giriyor. Tam anlatırken elektrik kesintisi olmuştu. Mesela şimdi 22 saatlik bir çalışma zamanı görüyoruz. Yeniden başlattığında veya sistemi kapattığında Windows'un kendi başlat kısmından bu işlemi yaparsanız çalışma zamanı sıfırlanmıyor. Bunu sıfırlamak isterseniz masaüstünüze bir kısa yol oluşturun. Sistem 32 Windows dizili içerisine gidiyoruz. Ve burada yer alan Shutdown exe'yi buluyoruz. Bu şekilde direkt koyarsanız aynı hesaba çıkıyor. Bu yüzden iki tane parametre ekliyoruz ki çalışma zamanını sıfırlamak üzere. Bir tanesi kapatmaya zorlar. Yanıt vermeyen uygulamaları da sonlandıracak şekilde force, kuvvet uyguluyor. Ve power off, R koyarsanız yeniden başlatırsınız. P yazarsanız da sistemi kapatırsınız. Ve bunu da güvenli bir şekilde kapatma anlamına gelen save off olarak kaydedebiliriz. Artık masaüstünüzde bu kısa yola tıkladığınız zaman bellekteki verileriniz silinir, hiperfil dosyası kullanılmaz ve çalışma zamanını sıfırlanarak daha stabil bir Windows çalışma ortamında düşük belleğe sahip bir yeni açılış, temiz başlangıç yapma olanağını elde ediyor olacaksınız. Tabii bunun bir götürüsü ise hızlı başlatma özelliğinin devre dışı olacağı.
Hard disk kullanıyorsanız bu hızlı başlatma size biraz daha geç yeniden açılan sistem olarak dönüş olsa da bir SSD kullanıyorsanız bu güvenli kapat etkisini çok fazla hissedeceğinizi zannetmiyorum. Bu tür. Az sonra mesela kronometre testleri de yapıyor olacağız ama şu anda size shutdown exe'nin aslında neler yapabildiğini de şöyle bir göstereyim. Oldukça parametre desteğine sahip olan shutdown exe'de özellikle sunucularda planlı bakım gibi şeyler için birçok ek seçenek de söz konusu. Ama bizim kullanmış olduğumuz power off ve zorlama gibi seçeneklerin ayrıntıları şöyle. Normal bilgisayarı kapatma, oturumu kapatma, bilgisayarı yeniden başlatarak kapatma, yerel bilgisayarı zaman aşırı süresi olmadan ve uyarı vermeden olduğu gibi kapatarak gördüğünüz gibi F5 seçenekleri kullanabilir demiş. D seçeneği ne yapıyormuş ona da bir bakalım. Yeniden başlatma veya kapatma nedenini sağlar. Ha, bu açıklama veriyor. Günlüğe kaydedilmesini sağlıyor. Bunun dışında mesela hibrit özelliği görüyoruz. Bizim videomuzun konu başlığında gözüken hibrit nedir? Bilgisayarda bir kapama işlemini sağlıyor. Ve tabii ki hızlı bir açılış sağlamak için de hazırlık yapıyor. Ve bu yapılırken de shutdown S seçeneğiyle birlikte kullanılmasını önermişler. Bilgisayarı kapama komutuyla yani. Normalde bizim grafik arayüzünden de yaptığımız yeniden başlatma işleminde bu hibrit komutuyla birlikte bir çalışma sağlanmakta. Şimdi kronometre testlerine bakacağız. Mesela bir deneme yapalım. Şimdi kapat seyfe tıklıyorum. Saniyede sistem güvenli bir şekilde kapatıldı. Şimdi bunun boot kısmına bakalım. Boot kısmında BIOS ekranını geçtikten sonra saati başlatacağız. Bu yazılar geçer geçmez başlatacağız. Saniyede oturum açma ekranına kadar geldik. Şimdi bir takım işlemler filan yaptık. Belleği doldurduk. Birkaç uygulamada takıldık falan. Bilgisayarı normal bir şekilde kapatıyoruz. Task Manager penceresi açık olarak gelecek. Normal bir şekilde kapatıyoruz sistemi. Biraz daha uzun sürüyor gördüğünüz gibi kapanması. Çünkü bellekteki veriyi şu anda kayıt etti. Aynı şekilde tekrar başlatıyorum sisteme. Ve yine BIOS ekranındaki post eleştirileri geçtikten hemen sonra kronometreyi de başlatıyor olacağız. Bir süre daha uzadığını görüyorsunuz. 16 saniye gibi bir sürede açıldı. İşte SSD'deki bu ufak fark hard diskte biraz daha uzun olabiliyor. Şimdi neredeyse sistemi uykuya almışız gibi bir şekilde pencereler bile karşımıza geliyorlar. Gördüğünüz üzere kullanılan bellek de 1.6 seviyesine inmiş. Temiz başlattığımızda da aşağı yukarı aynı bellek kullanımı var. Antivirüs gibi birçok arka plan hizmeti faaliyette ve çalışıyor. Bu tüyomuzda bizden size armağan olsun. Farklı bir tüyo ve tutorial'da görüşmek üzere.